kuantum fiziği öncüsü Paul Dirac. Paul Dirac, bilindiği gibi kuantum mekaniğinin öncülerindendir. Hatta Einstein bu konuda şunları söylemektedir. Kuantum fiziğinin mantıksal olarak en büyük sunumunu Paul Dirac'a borçluyuz. Dirac, 8 Ağustos 1902'de Bristol, İngiltere'de doğmuştur. Dirac, babasının yönlendirmesi sonucu elektrik mühendisliği okur. Hatta hiç kullanmayacağı diplomasıyla mezun olur. Daha sonra ise Bristol Üniversitesi'nden matematik okumak için 2 yıllık bir burs ister ve bu isteği kabul edilir. Anlatılanlara göre ileri matematik bilgilerinin çoğunu Dirac burada öğrenmiştir. Daha sonra Cambridge'de Ernst Rutherford gibi bilim insanlarının çalışmalarıyla tanışır. Burada atom fiziği üzerine önce Rutherford, sonra da Bohr ve onun hidrojen atomu modelini geliştiren Sommerfeld atom modelleriyle tanışır ve daha sonra da Einstein'ın özel görelilik kuramıyla, daha sonra ise elektronun göreli durumunu ve bu kuramdan türetecektir. Dirac denklemlerde güzellik arayan birisidir. Şöyle ki, ona göre bir denklem güzelse aynı zamanda gerçektir de. Parantez içinde, tabi bu sözlerden neyi kastettiğini tam olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, güzel denklemlerin aynı zamanda gerçekliği de yansıttığı düşüncesidir. Dirac sessiz ve sakin biri olarak tanınmıştır. Öyle ki bir gazete muhabiriyle konuşmaları gazete muhabirini açıkçası çileden çıkarmıştır. Dirac ne kadar konuşması için ısrar edip üstelese de yine de Dirac herhangi bir konuda konuşmama sözünü vermiştir kendine. Yine Bohr'la bir diyaloğu da şu şekildedir. Bohr, teoriniz ne üzerine sorunca Dirac da relativistik bir elektron kuramı üzerine cevabını vermiş. Bohr da o konuyu Klein çözdü deyince Dirac soğukkanlılıkla sanmıyorum yanıtını vermiştir. Bu konuşmamazlığın nedenini bilmiyoruz. Fakat küçük yaşta kardeşini kaybetmesi ve bir de kendini bu dünyaya çileci olarak geldiği düşüncesi bu duruma neden olmuş olabilir. Dirac için minimalist yorumları yapılır genelde ve bir de babası onu zorla Fransızca konuşturmaya zorlaması bunu tetiklemiş olabilir. Dirac'ın bilim açısından önemi ise Einstein'ın özel görelilik ve kuantum mekaniğini birleştirmiş olmasıdır. Bu da elektronun göreli olduğu denklemini çıkarmıştır ortaya. Bu denklemden çıkan sonuçlar ise ilginçtir. Çünkü yazdığı denklemin iki sonucu vardır. Birisi elektrona işaret ederken, diğeri ise bunun yük hariç, parantez içinde elektrik yükü zıttır, bütün özellikleriyle elektrona benzemesidir. Tabii bu durum denklem açısından uygun olsa da şu anki kuantum mekaniği açısından ve diğer bilim insanlarınca sorun yaratmaktadır. Çünkü bu durum muhtemelen denklemin iyi yazılmadığı sonucunda çıkmıştı. Oysa Dirac denklemine güvenmektedir. Ne kadar olumsuz tepkiler alsa da bir dönem Japonya'ya giden Dirac ve yakın arkadaşı Heisenberg burada oldukça fizik tartışmalarından uzak kalmaktadırlar. Çünkü konu elektronun karşıt parçacığı olan pozitrona gelince muhtemelen şiddetli tartışma içerisine girecekler. Bu yüzden hiçbir şekilde bu konulara girmiyorlar. Bu dönemde bu durumun teorik sonuçlarından yine kendi hipotezini türeten Dirac, elektronun karşıt parçacığını proton olarak düşünür. Oysa bu durum Oppenheimer'ın da pozitron üzerine yaptığı açıklamalara uymamaktadır. Çünkü elektron pozitron ile etkileşince iki fotona ayrılmaktadır. Oysa bu durum protonla elektron arasında söz konusu değildir. Yıl 1932. Bu dönemde Carl Anderson adında bir bilim insanı kozmik ışınlar altında birçok deney tasarlamaya çalışmıştır.
Onlardan biri de pozitron keşfetme deneyidir. Teori, Dirac tarafından yapılsa da Anderson pozitron düşüncesini ondan almadığı söylenmektedir. Bu ne kadar doğru orası tartışılır ve daha sonra ise Anderson ilginç parçacık olan pozitronu keşfeder. Ondan öncesinde ise Heisenberg matris mekaniğini, Schrödinger ise kendi dalga mekaniğini keşfetmiştir. Dirac ise bunların aslında aynı şeyler olduğunu göstermiş, bu da kuantum kuramı açısından önem arz etmektedir. Paul Dirac, 1937 yılında Macar Yahudi, Amerikan fizikçi ve matematikçi Eugen Wigner'ın kız kardeşi Margit ile evlendi. Evlendikten sonra Margit'in önce evliliğinden olan Judith ve Gabriel adlarındaki iki çocuğunu nüfusuna geçirdi. Ve Mary Elizabeth ile Florence Monica isimlerinde iki kızı oldu. 1972 yılına kadar İngiltere'de yaşadı. Büyük kızı Maria'ya yakın olmak için ABD, Florida'ya taşındıktan sonra Dirac, hayatının son iki yılını Tallahassee, Florida'daki Florida Eyalet Üniversitesi'nde geçirdi. Paul Dirac, 20 Ekim 1984 tarihinde ABD, Florida, Tallahassee'de 82 yaşında ölmüştür. 1997 yılında Florida Eyalet Üniversitesi'nde son doktora öğrencilerinden Dr. Bruce Hellman, teorik fizikteki önemli çalışmaları ödüllendirmek için Dirac'ın adına Dirac-Hellman ödülünü başlattı. Aynı zamanda Uluslararası Teorik Fizik Merkezi de Dirac Ödülü adında bir ödül vermeye başladı. 1995 yılında Londra'daki Westenheimer Abbey'de onuruna hazırlanan üzerinde Dirac denkleminin olduğu bir plaka Stephen Hawking'in konuşmasıyla açıldı. Babasının memleketi olan İsviçre St. Moritz'te tren istasyonunun karşısına Dirac onuruna bir hatıra parkı yapıldı. Dirac 1932'den 1969'a kadar Cambridge'de Matematik Lucasian Profesörlüğü onursal unvanını elinde tuttu. İkinci Dünya Savaşı sırasında gaz santrifüjü kullanarak uranyum zenginleştirme üzerine teorik ve deneysel çalışmalar yürüttü. 1937'de Dirac büyük sayıları hipotezi üzerine kurulu olan kozmolojik modelini geliştirdi. Dirac, iyi bir teori olarak kabul ettiğimiz kuantum teorisinde sonsuzlukları imal ediyor olmamız beni çok rahatsız ediyor. Bu mantıklı değil. Mantıken matematikte bir değeri çok küçük olduğu için ihmal edersiniz. Sonsuz büyüklükte olduğu ve onu istemediğimiz için değil diye yazmıştı. Kuantum alan teorisinde ortaya çıkan sonsuzluklarla başa çıkmak için kullanılan renormalizasyon yaklaşımından hiç memnun değildi. Ve bu konudaki çalışmaları gitgide ana akımın dışında kalmaya başladı. Büyük kızı Mary'ye yakın olmak için Florida'ya taşındıktan sonra Dirac hayatının son 10 yılını Tallahassee, Florida'daki Florida Eyalet Üniversitesi'nde geçirmişti. Öğrencilerinden John Polkinghorne, Dirac'a temel inancının ne olduğu sorulduğunu hatırlatıyor. Tahtaya yürüdü ve doğa kanunlarının güzel denklemlerle ifade edilmesi gerektiğini yazdı. Paul Dirac'ın önemli eserlerinden bazıları. 1930 Principle of Quantum Mechanics. Bu kitap kuantum mekaniği kavramlarını büyük kısmını Dirac'ın kendi geliştirdiği modern metotla anlatıyor. Kitabın sonlarına doğru öncülüğünü yaptığı elektronun göreli teorisinden de bahsediyor. Bu eser o zamanlar kuantum mekaniği üzerine yazılmış, hiçbir yayını kaynak göstermemiştir. 1966 Lectures of Quantum Mechanics. Çoğunlukla eğri uzay zamanda kuantum mekaniği ile ilgili bir kitap. Dirac'ın 1964'te New York'ta Yeşiva Üniversitesi'de verdiği derslerin notlarından derlenmiştir.
1975 General Theory of Relativity. Bu 68 sayfalık eser Einstein'ın genel görelilik teoremini özetliyor. Paul Dirac öldükten sonra iki önemli fizik kurumu ödül verme işi başlattı. Bunlardan birincisi Birleşik Krallık'ın profesyonel fizikçilerinden oluşan Fizik Enstitüsü adına Paul Dirac madalyasını düzenledi. Bu madalyayı alan ilk kişi 1987 yılında Stephen Hawking oldu. İkinci kurum Abdüssalam Uluslararası Teorik Fizik Merkezi her sene Paul Dirac'ın doğum gününde verilen Dirac madalyasını düzenledi. Atom teorisinin yeni ve üretken biçimlerinin keşfi nedeniyle 1933 yılında Nobel Fizik Ödülünü alan İngiliz fizikçi Paul Dirac, teorik fizikçi standartlarına göre bile son derece acayip bir adamdı. Son derece düz mantıklı ve içine kapanık biriydi. Hatta meslektaşları, konuşma kabiliyeti olan bir insanın konuşabileceği en düşük kelime sayısı için bir birim icat etmişlerdi. Bir dirak eşittir saatte ortalama bir kelime. Soruları evet veya hayır diye cevaplardı. Ancak fark etmez diyerek kullandığı kelime sayısını %100 arttırarak etrafını şaşırttığı da olurdu. Albert Einstein'ın deha ile delilik arasındaki baş döndürücü yolda tutturduğu denge felaket diye andığı Dirac, öte yandan kafası müthiş berrak çalışan ve kimsenin kendisi hakkında ne düşündüğünü aldırmayan biriydi. 28 yaşında İngiliz Kraliyet Bilim Cemiyeti'ne seçilen kuantum mekaniğinin kurucusu Dirac'ın ortaya attığı ve önceleri bilim camiasında itirazlara neden olan fikirler sonradan kabul görecekti. Saf teoriye duyduğu inançtan güç alarak öngördüğü antimadde yıllar sonra deneylerle kanıtlandı. Sonradan pozitron adı verilen pozitif elektronu deneylerle ispatlamadan önce matematiksel olarak buldu. Önceleri kimsenin kabul etmediği delilik teorisi de yine ileride kabul görecekti. Bilimsel yaklaşımın temelini en iyi özetleyen fizik kanunları matematiksel güzelliğe sahip olmalıdır. Sözü uyarınca bulduğu, insanın içini acıtacak kadar güzel elektron denklemi, ölümünden sonra ünlü Westminster Abbey'de Dirac anısına dikilen taşa kazındı. Dünyaya sadece yaparak değil, yapmayarak da fayda sağlamış biridir. Paul Dirac, İkinci Dünya Savaşı sırasında ileri gelen bütün nükleer fizikçileri Manhattan projesi kapsamında bir araya getiren ABD ve İngiltere'nin ısrarlarına rağmen atom bombası yapımına katkı sunmadı. Evet, bu videomuzda da Paul Dirac hakkında bazı biyografik bilgilerine değindik. Paul Dirac'ın kendisine ait yazılmış bir kitabı da mevcut. Yani kendisine ait dediğim, kendi biyografisine ait İş Bankası'nın kültür yayınlarında bulabilirsiniz. Oradan da bazı bilgiler aldım zaten. Kaynak olarak da yazacağım sizlere. Paul Dirac'ta önemli katkıları olan kuantum mekaniği için özellikle ünlü bir fizikçi. Kendisinin bazı özellikleri hakkında da makale içinde değindim zaten. Son derece sessiz birisi. Sadece işini yapıp çeşitli sorulara da evet hayır diye cevaplar veren değişik bir karaktermiş aslında. Kitabını okumanızı tavsiye ederim. Mutlaka biyografisini okuyun derim. Ben de bir kısmına kadar okuyabildim. Daha devam edeceğim okumaya. Kendisi de gerçekten enteresan bir kişilik. Kuantum mekaniğine sunduğu katkılar dışında da okuyup daha detaylı bilgi elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.